<laughs> Nijer'de askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman Tiani geçiş hükümetinin başkanı oldu. Batı Afrika ülkesi Nijer'de iki gün önce gerçekleştirilen askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kuruldu. Askeri darbeye liderlik eden 62 yaşındaki devlet başkanlığı muhafız alayı komutanı General Omer Tiani olarak da bilinen Abdurrahman Tiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin başkanı oldu. Görevine 2015 yılında getirilen General Tiani, 2021 yılına kadar ülkeyi yöneten eski devlet başkanı Mahamadou Isafo'nun yakın müttefiki olarak biliniyor. Yani Mart 2021'de düzenlenen seçimlerin ardından askeri darbe girişiminin bastırılmasına liderlik etmişti. Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da muhafız alayı tarafından başkanlık sarayında alıkonulmuş, sonrasında ordu sözcüsü Amadou Abdramane, ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Nijer'de 1960'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşanmıştı.